Merhaba arkadaşlar. Tam Anne YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel motifimin nasıl yapıldığını paylaşacağım. Ne, yapabili ne yapabiliriz bu motiften? Bebek battaniyesi, yatak örtüsü. Nerede istiyorsanız orada kullanabilirsiniz. Ama ben bebek battaniyesi çok hoş olur diye düşünüyorum. Renklerini değiştirerek erkek bebekler için de yapabiliriz. Nasıl istiyorsanız. Şimdi hemen beraber başlayalım, yapalım. Ben böyle güzel bir pembe ile yaptım. İlk ee, ilk olarak sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki parmağımın üzerine böyle dolayarak bir sihirli halka yaptım. Şöyle sıklaştırıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Bu sihirli halkamın üzerine hiç başında dolamadan sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi 16 defa doldurduktan sonra sık iğne ile yuvayı iyice yok oluncaya kadar küçülteceğim şuradan birleştiriyorum ilk yaptığım sık iğneye batıyorum yarım sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim şuradan bir sıklaştırayım daha sonra devam edelim böyle ortası ya yani istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız. Şöyle ters tuttum. Evet bakın şuradan. Böyle çekerek ortadaki yuvayı istediğiniz kadar küçültebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Hemen yanındakine değil bir sonraki sık iğneye batarak üçlü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Bakın hemen şu yanındakine değil bir sonraki sık iğneye batıyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincir çektim. Hemen yanındakine değil bir sonrakine batarak bakın ilk ilmeğim tek daha sonrakileri ikişer ikişer olmak üzere üçlü bir trabzan yaptım. Bu şekilde 8 defa e, biliyorsunuz 16 trabzan 16 tane sık iğne yapmıştık. Birine batıp birine batmayınca 8 tane yuva ve 8 tane trabzan yapmış oluyoruz. Arasında 3 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Bir yanındakine değil bir tane sık iğneye atladım. Bir diğerin üzerine üçlü bir trabzan yaptım. hemen şu yanındaki ne değil bir sonrakine batıyorum üçlü bir trabzan yaptım üç zincir çektim bunu atladım geldim buna batarak üçlü bir trabzan yaptım bakın 2 4 6 8 tane olmuş şu hemen ortadaki boş kalıyor zaten bakın direğim burada buradan 1 2 3 şöyle şuraya batıyorum ve sabitliyorum şimdi bakın orta göbek kısmını oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim geldim şuraya batarak sabitledim 1 2 3 zincir çekip arka kısmını çevirdim tığın başını bir dolayıp bu dörtlü trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyoruz Pardon 4 zincirin üzerine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar kaç tane şu kameram netleşsin diye bekliyorum bazen. Hafif bir bulanıklık oluyor. Evet 7 tane dolduruyorum zincirle birlikte. Bakın şimdi zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5, 6 ve 7. Şimdi 7 tane trabzan yaptım. 7 tane trabzanımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden şöyle tığın başını bir doluyorum. Ön yüzünü çeviriyorum. <laughs> Örgümün şu tam onunla aynı hizadaki şu direğe batarak şöyle Atıyorum Bunun üzerine 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında geldim buraya batarak bakın şöyle göstereyim. Şuraya ilk hani 4 zincir çekip batmıştık. Oraya tekrar batıyorum. Bunun çiçeğini ben daha önce anlatmıştım diye hatırlıyorum. Sadece çiçeğini de yaparak hani patiklerin, battaniyelerin üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar üzerine dikerek. Evet şimdi buraya sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın bir sonraki hemen öndeki trabzanın üzerine sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim ve arka tarafını çevirdim şimdi bu trabzanın üzerine Pardon bu 4 zincirin üzerine 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan yaptım Şimdi buraya 7 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığın başını bir doladım. Ön yüzünü çevirdim şurayı ve buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 taneyi yaptım. Bakın geldim şuraya batarak sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim hemen öndeki trabzanın üzerine batıyorum tekrar 3 zincir çekip devam edeceğim bakın gördüğünüz gibi çiçeğimin yaprakları oluşuyor 3 zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim buraya 7 tane trabzan örüyorum Çektiğim o 3 zincirle birlikte toplamda 7 tane trabzanım olduktan sonra tığın başını doladım. Hemen o hizadaki bakın kendi hizasındaki şu trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane trabzanımı yaptım. 5 trabzanımı yaptıktan sonra geldim. Bakın şu ilk başladığımız yere sabitledim. Tekrar 4 tane zincir çekip hemen öndeki trabzanın üzerine batıyorum. 3 zincir çekip dönüp devam edeceğim. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi hepsini tamamlayalım arkadaşlar. Sonunu yine beraber ben göstereceğim size. Evet bakın şimdi şu sonucusunda birlikte yapalım istedim. 4 zincirimi çektim. Şuradan ipimi sabitliyorum. Yani yine bu trabzanın üzerinden ipimi sabitledim. 3 zincir çekip arkasını çevirdim. Aynı şekilde yine zincirle birlikte 7 tane trabzan hızlı hızlı geçiyorum burayı. 4 5 6 7 Şimdi 7 tane yaptıktan sonra ön yüzünü çevirdim. Hemen yine aynı hizasındaki trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapıyorum o direğin üzerine diyelim 3 4 <laughs> ve 5 5 tane yaptıktan sonra 5 trabzanı yine buraya bakın şu ilk başladığım yere şöyle batamadım o ilk battığım yere şuraya battım bir tane zincir çekip buradan ipimi kopartıyorum bakın böylece çiçeğimi bitirdim. Hemen şu ipi bir yok edip beyaz kısmını başlayalım sizlerle. Evet bakın çiçeğim böyle gördüğünüz gibi çok tatlı çok şirin bir çiçek oldu. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Bu arada ben bebe yünü kullandım. Elimdeki de 5 numaratı, tığ. 6 da kullanabilirsiniz. Evet. Bir tane zincir çektim. Arka kısmını çevirdim çiçeğimin. Şuralarda bakın zincirler var arkadaşlar. Ben bu zincirlerin üzerine battım. Çok rahat oluyor. Hani buralarla uğraşmayın. Zincirlerin üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Diğerine battım. Bakın böyle bir sürü yuvalar var. 1 2 3 4 zincir çektim hemen şu yanındakine batıyorum böyle dörder zincir çekerek batıyorum toplamda arkada da yine aynı şekilde 8 tane yuva elde edeceğiz arkadaşlar Evet en son geldim şuradan bakın başladığım yerden şu şekilde birleştirdim yuvanın içerisine geçiş yaptım bakın arkayı şöyle göstereceğim size Tırmı bırakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuvamız oldu arkadaşlar arkada şimdi bu yuvanın içerisine geçiş yaptım 3 tane zincir çektim başına bir tane doladım buraya batıyorum 1 2 3 defa da çekerek trabzan yapıyorum yan yana 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim aynı yere tekrar üçlü bir trabzan daha yapıyorum 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum Evet bu şekilde. Şimdi bunlar bizim köşemiz oluyor. Arada iki zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Hemen yanındaki yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Buralar e, dengede durması için düzgün dursun yani çiçek yuvarlak olduğu için. Bakın böyle aynı hizada olsun diye. Bu şekilde bu orta kısmını ikili trabzan. Tekrar iki zincir. Hemen yanındaki yuvaya. Bakın üçlü trabzan. Tığın başını bir doladım. İlk ilmeğimi tek diğerlerini ikişer ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım 3 tane 3 zincir çektim arada aynı yere 3 tane daha yapıyorum köşe oluyor böylece Evet bakın bu şekilde arada 2 zincir çektim hemen yanındaki yuvaya 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Arasında 2 tane zincir çektim hemen yanındaki yuvaya Köşe kısmını yapıyorum. Evet. Tekrar iki tane zincir çektim. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet. Şimdi bakın sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım şu trabzanın üzerine batıyorum. Yarım sık iğne ile birleştirdim. Şimdi yuvanın içerisine geçmek için şöyle kaydırma tekniği bu şekilde geçiş yaptım. 3 zincirle yükseldim. Bundan sonraki trabzanlarımı ikili trabzan olarak yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Sadece ilk sırada o şekilde yaptım. Arasında 3 zincir çektim. Tığın başını bir dolayıp aynı yere tekrar yan yana 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Bakın şu aradaki yuvaya 1 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Ardından şu 3 trabzanın üzerine her birine bir trabzan batıyorum, yapıyorum bu şekilde sonra hemen yan tarafındaki kısma 2 tane trabzan araya 2 zincir Evet bu şekilde arkadaşlar tüm başını bir doladım köşe kısmına yine 1 2 3 tane trabzan yaptım ikili arasında 3 zincir çekip aynı yere. 1 2 ve 3 trabzan daha yaptım. 1 2 zincir çektim. Bakın şu aradaki kutucuğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden trabzanlarımın her birinin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Yine diğer tarafındaki kutucuğa da 1 2 tane trabzan arasında iki zincir ve köşesini yapıyorum. Köşenin tam ortasında 3 zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle 1-2 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir üç sıra iğne beraber yapalım. Evet şimdi bakın sıramız sonuna geldim. Yine ilk yaptığım trabzanın şu köşedeki ilk trabzanın tepesine bu şekilde sabitledim. Şöyle kaydırarak yuvanın içerisine geçiş yaptım şuraya. 3 tane zincir çektim. Tığın başını bir dolayıp ikili trabzan yapıyorum öyle yanına arada 3 zincir tekrar 1 2 ve 3 trabzan daha şimdi bir iki tane zincir çektim bakın bu kutucuğa iki tane ikili trabzan yapıyorum ardından şu aradaki trabzanların her birinin üzerine bir tane trabzan yapıyorum tarafındaki kutucuğa yine 1 2 tane daha ikili tırabzan yaptım. Arasında 2 tane zincir çekip köşesini yapıyorum. Yine köşeye aynı şekilde 3 tane yan yana tırabzan. Arasında 3 zincir ve geldim buraya. 1 2 ve 3 tane tırabzan ardından iki tane zincir bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar Evet motifim bu şekilde oldu arkadaşlar kenar kısımlarını da yaptım şimdi iki tane zincir çektim İlk yaptığım trabzanın üzerine batarak şu şekilde şöyle yarım sık iğne ile yarım trabzan mı diyorlar yarım sık iğne ile birleştirdim Ardından bir tane zincir çektim. Hemen buradan başlayıp her birinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından köşeye geldim. 1, 2, 3 tane köşeye battım. Daha sonrasında her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne yap yaparak devam ediyorum. Şuradaki aradaki iki zincirin üzerine 1, 2 tane daha sonra trabzanlarımın tepelerine yapıyorum. Bu şekilde bir sıra Kenar kısmını sık iğne dolanıyoruz arkadaşlar ee, Birleştirmesini sonradan bu sık iğnelerin kenarından mesela pembe iple birleştirebilirsiniz daha sade bir görünüm istiyorsanız Beyazla Sık iğne ile ben birçok birleştirme videosu Anlattım çektim onlardan bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar kenar kısmı da son sırası Bu şekilde sık iğne gidiliyor Evet. Köşelere 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Ardından trabzanların tepelerine yapıyorum. Şu zincirlerin üzerine 1 2 tane ardından yine trabzanların tepelerini tığın başını hiç dolamadan bakın hiç başını dolamıyorum. Battım. İkisini bir çektim. Evet motifim bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim Bakın bitmiş son tamamlanmış halde bu Bu şekilde birleştiğinde çok daha güzel görünecek Evet modelim böyle Beni dinlediğiniz için çok sağ olun hoşça kalın Kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar